İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Montunuzu alayım efendim. Yok, ben ona sandalyeler kıstasarım, sağ ol. Ben verdim, ver canım Vestiyer alsın. Hadi. Sağ ol kardeşim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sağ ol canım. Afiyet olsun. Söyledik mi ya? Ercan, herkese veriyorlar. He. Garson, koçum bir bakar mısın ya? Tanrı, ne yapıyorsun? Garsonu çağırıyorum. Bırak, çağırma. Ne gerekiyorsa sen bana söyle, ben çağırırım. Bakar mısınız? Buyurun efendim. Ya koçum, bu bu listedekilerden başka yiyecek bir şey yok mu? Ben bunların çoğunu bilmiyorum ya. Et yemeklerinden söyle canım. Bak burada bonfile var. Ya arkadaşım, sen bana kıymalı makarna yaptırsana. Bolognese mi? Kıymalı ya. Bolognese olsun. Bana da aynından lütfen. Ana yemekleri daha sonra söylersin. Peki. Hadi koçum. Bolognese ne ya? Tanrı verdi. Lütfen garsonlara koçum, arkadaşım falan deme. Garson bey mi diyeyim? Hayır, hiçbir şey deme. Ne gerekiyorsa sen bana söyle, ben onlara söylerim. Niye? Çocuk muyum ben? Ay, bununla bir ilgisi yok. En azından sen alışana kadar... Ha, ben böyle yerlere alışana kadar seni daha fazla rezil etmeyeyim, değil mi? Ben öyle bir şey mi dedim şimdi? Çantada ne var kız? Geç kalırsam geceyi burada geçiririm diye düşündüm. Wow! 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 Giriş biletini de yanında getirmeyi unutmamışsın bakıyorum. Geç içeri, geç. Geç. Allah'ım, nasıl bir playboy'um ben? Nasıl bir şeyim ben böyle? İşi gücü bırakıp böyle bir hayat kurmak istiyorum. Böyle bir şey yaşamak istiyorum. Akşam nedir olayımız? İşte aynı. Değil mi yani yine? Bence de. Neymiş o? Ne? Yani akşamki planınız? Vallahi biz erken yatalım diyoruz. Çok iyi uyuyoruz son günlerde. Tabii. Gidip yatın evladım. Erkenden uyuyun. Ne yapacaksınız bizden oturup? Ben size bu akşam için program kurdum. Program mı? Evet. Kağıt oynayacağız. Sen şu çuhayı çıkar da. Ben oynamam. Ay, biz oynarız. Biz de oynamasak. Oynamasak. Erkenden odamıza çekilsek biz de. Aa, aşk olsun. Cem, 40 yılın başında bir şey istedim. Kıracak mısın beni? O zaman tamam, bir el oynarız. Ay, sen şişmanladın mı? Yoo. Ay, niye kilo alıyorsun sen böyle birdenbire, niye? Vallahi almadım ya. Ama babam sürekli çikolata, kaymak, baklava falan yedirip duruyor bana. Yakında alacağım yani. Tahsin. Canım, bırak alsın, zaten zayıf. Aa. İyi günler. İyi günler Gaffur. Bana lokma mı getirdin? Hayır, sana değil. Sacit Kral'a getirdim. Sacit'e mi getirdin? Ev oturmasına geldim. Bir sakıncası mı var? Ya Sacit dedim ya, amca kızın Nail'i beni oturmaya davet etti. İyi, tamam iyi. Git de geç kalma. Aslı, Burhan'ın amca kızı mı gelmiş? Ha, öyleymiş galiba. Yalnız bu ara onun evdeki trafik de yani. Sizinkiler kurabiye mi? Hmm. Seninki ne? Benimkiler lokma. İyi.
Sacit Kral. Merhaba canım. Merhaba. Ev oturmasına geldim. Annem elin giderken boş gitmesin dedi. Onun için lokma yaptı. Bana mı geldin? Davet ettin ya. Ha, evet ya, değil mi? İyi, gel canım, gel, gel. Başka zaman sana da yaptırırım. Aa, oldu, oldu. Sağ ol, Gaffur. Ay, kurabiyemi getirdiniz. Kendimi de beraberinde getirdim. Hoş bulduk. Eşi, anlamadım. Amca kızınız Nail Hanım'a hoş geldin, iyi geldim. Tabii bir maniniz yoksa. Hoş geldin emi. Evde mi kendisi? Yok. Ya. Yok. Kim geldi yine ya? Ya, evde. Evde. Şu anda evde ama misafir beklemiyorduk da kılık kıyafet olarak uygun değil şu anda. Aa, aşk olsun, ben misafir miyim ya? Hem kendisi de beni görsün, tanısın. Sadece izin aldım da geldim ya. Bir çayınızı içeceğim ya. Ya. O zaman ben kendisinden bir izin isteyeyim, bir danışayım, ondan sonrasında şey yaparız. Tamam. 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 Burada bekleyin o zaman. Nail'e, toparlan. Ev sahibinin ablası geldi yine. Aa, sırası mı şimdi canım? Gitsin. Ne demiş şimdi bu? Onu bas, bir çay içip, bir çay içip gideyim diye. Şimdi bana aşık ya, sen de kadınsın ya. Senden işkillendi de tabii. Ben de dedim mi amcamın kızı. Aa, manyak mısın sen Burhan? Nail, borçlarım var. İflasın eşindeyim. Beni evden atacaklar. Konkordatonun tam ortasındayım. Bu ucubeyle iyi geçinmek zorundayım. Bana yardım et. Bir çay içeyim gidelim. İnanmıyorum ya. Böyle amca kızı mı olur Burhan? Ya ne var? Tokat'tan gelmişsin. Böyle seri seri uzanmışsın. Yabancı mı var? Lütfen. Bana yardım et. Yardım eli uzat bana Nail'e. Lütfen yardım et ya. Yarabbim ya. İyi. Tamam. Buyurun Makbule Hanım, buyurun. Biz de aile arasında böyle seri serife oturuyorduk. Olsun canım, rica ederim. Yabancı mı var? Merhaba Nail Hanım, hoş geldiniz. Makbule ben. Makbule? İsimlere takılma Nail'e. Ki. Tabii canım. Zaten ben amca kızıyım, değil mi? Bana ne? Ben de kurabiye getirdiydim işte. Nasılsınız inşallah Nari Hanım? Anneniz babanız iyiler mi? Ha? Ha, iyiler. İyiler. Allah sağlık sıhhat versin inşallah. Yemeğini beğenmedin mi? Ya kereviz mi ne bir şey koymuşlar. Kıymalı makarna istedim, ne geldi ya? Buranın kıymalısı böyle canım. Sevmek zorunda mıyım? Hayır, sevmek zorunda değilsin. Zaten buraya gelmek zorunda da değiliz. Buraya uygun kıyafetim de yok zaten. Ay, ceketlerim vardı ama sen giymedin. Ben rakbara uyum sağlıyorum ama bluzumu giyip o duman altı yerleri tahammül ediyorum. O kadar nefret ediyorsan gitmeyiz bir daha. Ay neyse, şimdi bunları konuşmayalım. Hesabı Alman usulü ödeyeceğiz ama. Yarısını sen, yarısını ben. İyi tamam, olur. Ama burada ben ödeyeyim. Olmazsa sen sonra bana verirsin, tamam mı? Niye ki? Ay kusura bakma şekerim ama hep aynı şeyi yapıyorsun. Beşlikler, onluklar havada uçuşuyor. Ben sevmiyorum. Şık olmuyor. Ya herkes bizi mi izliyor ki? Bu insanların bazıları beni tanıyor. Belli bir hayat tarzını korumak zorundayım. Anladım, tamam. Ben senin imajını bozuyorum yani. Ay ben bu... Ben bozuyorsun demedim.
Ay, sürekli iğneleyip duruyorsun beni. Evet. Sağ olun Burhan Bey. Rica ederim. Sacit Bey nasıl? Yani benim ev sahibim sizin kardeşiniz. Sağ olun, ne hamdolsun. İyi. Selamları var. Aleyküm selam. Kurabiyeleri beğendiniz mi Nala Hanım? Bayıldım. Sıkıntıdan kendimi yemeğe verdim zaten. Hayır ana, ne oldu? Nail'e temiz havaya, çayıra, bayıra alışık olduğu için Nişantaşı biraz böyle bir betonarme geldi. Onun için böyle havadar havadar giyindim. Ay sıkıldı. Şey, sizinle yarın Maçka Parkı'na gidelim mi? Ha? Getirse hava alırız falan. Ha? Tabii. Hatta ben otlarım orada. Bir de benim karate hobim var. Karate. Hadi ya, ne güzel, hoş bir şey. Sen kung fu biliyor musun? Dizi. Hayır, hareketlerini. Hayır, hiç yapmadım ben. Ben sana öğretirim. Oldu, eyvallah. Bu Cem çok hıyar biri değil mi? Bizim Cem? Geçen gün ben buna bir espri yaptım. Mosmor oldu. Hadi ya, ne dedin? Bana dedi ki, Gafur, bu kapının önündeki karlar çok birikmiş, temizlesene dedi. İfo ne gitsin sonra anlatırım ben. Anlat. Çok komik ama. Hadi ya. Bir akşam da bize gelsene. Gelirim, gelirim. Sonra tam ben burada düştüm dedi. Cem Hıyar'ı. Ha. Sonra? Ya sürekli vodka veriyor annem bana. Kafayı buldum ben ya. Lan içme evladım, içme. Zararlıdır. Uyur kalırsın maazallah. Damadıma içki yaptım. Efendim bu bana çok fazla gelecek. Aa, 40 yılda bir. İç hadi iç. Hadi bir el daha. Ya anne artık kağıt oynamasak, çok geç oldu saat, biz gidip yatsak. Ya hakikaten. Katiyen olmaz. Hiçbir yere gidemezsiniz, burada kalıyorsunuz. Ayol tam kazanmaya başlamıştı. Anne papaz kaçta oynuyoruz, bu ne hırs ya? Olsun şekerim. Hem bu arada Cem içkisini de bitirir. Onu bitirmeden kalkmak yok. Oh, saat de epey olmuş. Sohbet güzel olunca su gibi akıp geçti vallahi. Ya Nala Hanım, hazır biz bize oturmuşken ben bir şey soracağım. Burhan Bey'in annesinden biraz mevzu bahis açsanız, nasıl biri kendileri? Ne bileyim ben ya, ne bileyim? Ben diyor yani o kadar diyor mesafeli olamam diyor, objektif olamam diyor. Ne bileyim yani diyor, yengem diyor, öyle açıklama yapıyor yani. Yani mesela sizce beni sevecek bir insan mı? Niye sizi sevsin ki? Tanıştığımızda falan yani. Niye sizinle tanışsın? Ya şimdi... Hani inşallah... Yani eninde sonunda bir gün sütse yani öyle bilmiyorum ki yani. Burhan. Efendim. Burada neler oluyor? Bu kadınla aranda ne var senin? Nail'e lütfen kıskançlık krizlerine kapılma. Kıskançlık mı? Ay şey ya amcamın kızı ya böyle sahipliğini kardeş gibi yani. Yeter artık Burhan. Ben gidiyorum. Nereye? Evime, evime. Ay gecenin bu saatinde tokata mı gideceksiniz? Ne tokatı ya, ne tokatı ya? Cihangir'de oturuyorum ben. Kusura bakmayın Makbule Hanım. Nail'in böyle birazdan böyle tırlak halleri var. Otur! Otur! Amca kızı, otur! Ben o zaman gideyim. Başka zaman gene gelirim. Ben o zaman yolcum etsem sizi ya. Tamam, oldu. İyi günler.
Pilar Hanım. Kusura bakmıyorsunuz değil mi? Yani Cihangir'de mi oturuyor, Tokat'tan mı geldi amca kızınız? Ben hiç anlayamadım Burhan Bey. Çelişkili ifadeler değil mi? Yani. Polis olsam içeriye tıkarım. Sır saklayabilir misiniz? Sır mı? Evet. Nail'in akli dengesi biraz bozuk. Parlak değil. Ay! Yani tedavi görüyor. Hava değişimi için buraya gönderdiler ama ben ümitli değil. Çok üzülüyorum. Ay nasıl yani? Baksana ne diye. Başka parkına gidip otlayayım değil. Bak lafa bak ya. Aa, ben onu durunca anladım bir şey olduğunu da. Kusura bakmayın. Ünlü bir aile olduğumuz için etraf duysun istemiyoruz. Aslında ben sizinle de tanıştırmak istemedim ama işte. Ay anladım. Kılık kıyafetini gördünüz. İnsan içini de çıkartamıyoruz. Yolda orada olduğunu gördüğü zaman hemen alttan farları çıkarttı. Bence evlenemedi de böyle oldu. Ya o üstündekilerle tutturdu ben kalkıp gideceğim diye. Aa. Ay çok zor Burhan Bey, geçmiş olsun. Burhan Bey, bence kafanızı kilitleyip de yatan. Bunların sağları sonları belli olmaz. Tabii, tabii. Çok tehlikeli şeyler yapayım ha. Ay kolay gelsin. İyi geceler. Sağ olun. Dostlar sağ olsun. Sen ne yapıyorsun acaba ya? Senin bu kadınla aranda ne var Burhan? Ya yok bir şey diyorum sana. Kendini bayramamaya çalış işte. İnşallah öyledir. Yoksa paralarım ikinizden. Kalırsınız elimde biliyorsun değil mi? Hmm. Aramızdaki müthiş kimyaya rağmen niye ayrıldığımızı şimdi hatırladım. Ne diyorsun sen? Ha? Ne diyorsun sen? Yok bir şey. Aa, sen burada mısın? Alışverişe çıkmadı mı? Ayol sabahın üçünde yattık. Daha hala kendime gelemedim. Anacığım senin yüzünden. Hiçbirimizi bırakmadı ki. Ne o elindeki? Hiç. İhtiyaçlar. Ya. Hı. Bizim halıya ve duvar kağıdına mı ihtiyacımız varmış? Hem de ayı desenli. Ayı desenli mi almışız? Bilmem. Ya. Ütü odasını bebek odasına çevirmeye çalışıyorsun değil mi Tahsin'cim? Anacığım eninde sonunda olacağı o değil mi? Ya karışma ne olursun. Ben torun istiyorum, torun. Tahsin. Yok var. Yok, başka çarem kalmadı. Hiç başka çarem kalmadı. Efendim mesela nerede kafe doktorlar, nerede burası? Yokluktan buradayız. Aha. Efendim. Ay İffetciğim bu ne sürpriz. Ha dinliyorum. Torun mu? Ne torunu? manyak mı bunlar ya? Herkes daha çok genç. Evet. Dedemi ne dedesi? Bak şimdi tabii gelirim gelmez miyim? Bu akşam hemen sizdeyim canım. Manyak mı? Ya, kesin manyak. Yani pardon. Kafe de Flor, evet. Fatoş, akşam kafedeki parfüm tanıtımına geliyorsun değil mi? Tabii buna katılmam lazım şekerim. İşle ilgili. Tanrı verdi de gelsin ya. Benim ceketim yok ama. Tanrı verdi ama uzattın ceket konusunu. Ben bir şey uzatmıyorum ya. Sen rahatsız olma diye ben şey yapıyorum. Kardeşim başıma neler geldi anlatsam inanmazsın yani. Bir isteğiniz veya arzunuz var mıydı? Bak bak sen tut eski sevgilim ki hala içeride.
gel bana baskın yap. O yetmeği Sacit Kral bunu gör, git Makbule'ye yetiştir. O yetmeği Makbule gel baskın yap. Beni çok ilgilendirmiyor. Yani ben de arada kaldım. Bir tarafta şehvet, öbür tarafta aşk ve istikbal var. Ben ne yapacağımı şaşırdım, arada kaldım ya. Bir siparişiniz yoksa ben gideyim. Ne demekmiş ya o? Vaktimi alıyorsunuz kanımca. İyi ya. Dün akşam ben Sacit Kral'daydım. Bir muhabbet, bir muhabbet. Yoruldum. Burhan, senin muhabbetin beni pek açmıyor. Benim muhabbetim açmıyor mu? Açmıyor. Sosyo-kültürel açıdan aramızda bir uçurum var. Anladın sen onu. Neyse, ben bir Sacit Kral'a gideyim bakayım. Ne yapıyor, ne ediyor. İyi günler Burhan Bey. Tipine ben senin. Tipine. Merhaba, merhaba. Nasılsın? İyiyim. Burhan daha gelmedi. Olsun, biz seninle kız kıza konuşuruz, otururuz. Korkma, benden sana bir zarar gelmez. Arkadaşım, sen niye bağırıyorsun? Sana dolma yaptım. Dolma ne biliyor musun? Dolma da... Aman neyse, geç içeri yürü. Çocuk felakettir. Hiç de değil vallahi. Hayatın en güzel yönü. Azizim, bu Cem olmadan önce ben dünyanın en mutlu insanıydım. Sedef'le ilişkilerimiz çok heyecanlıydı. Bu bir oldu. Bittik ya. Sağ ol baba. Nereden geldik biz bu konuya? Denk geldi işte. Ne var? Ailece sohbet ediyoruz. Allah Allah. Bazı kararları alırken büyüklerinizden tecrübe edinin siz de. Hangi kararları alırken? Çoluk çocuk, torun torba. Allah korusun. Ortada fol yok, fos yok. Nereden çıkarıyorsunuz bunları ya? Siz dinlemeyin bunları evladım. Kendi kararınızı kendiniz verin. Yaşlanma korkusu var bunlarda. Ne kararı vereceğiz ya? Canım, verdiğiniz zaman işte. Ah canım benim. Ne kadar sevindim, anlatamam. Ayol Sedef Hanım, siz nereden duydunuz? Tahsin Bey aradı. Bizim de elimiz armut toplamıyor herhalde. Ne haber Tanrıverdi? Hiç. Ceketsiz geldi mi, tanımazlıktan geliyor galiba beni. Yok ya, reklam vereni bağlıyor. Ne haber Tanrıverdi? Aa, çok şükür gördünüz beni yani. Ne demek o? Kim o adam? Kıskançlık yapma yine Tanrıverdi. Kaç kere konuştuk biz bu konuyu? Vay. Bize gelsene. Ne zaman? Şimdi mi? He. Otururduk. Vallahi. Muhabbet ederdik. Öyle dedin ya. Arkadaşız dedin ya. Sen dedin ya. Evet. O zaman... Geleyim mi ara 5 dakikaya? He? Kardeş, bir ilacın falan var mı ha? Vakti geçmesin. Ne ilacı? Hani böyle rahat ol, mutlu ol falan diyerekten. Psikolojik açıdan. Ne diyorsun sen arkadaşım ya? Naileciğim, bak sen de benim bir akrabam sayılırsın. Burhan bana her şeyi anlattı. Sen bulanım geçiriyormuş. Olsun, insanlık hali. Ben bunalım mı geçiriyormuşum?
Tokat'tan buraya hava değişimine gelmişsin. İnşallah geçer yarabbim, iyi gelir. Arkadaşım ne tokadı ya, ne bunalımı ya? Ben var ya, Tokat'ta mokat'ta yaşamıyorum. İstanbul'da oturuyorum. Evim Cihangir'de. Kitap editörüyüm. Burhan'ın da eski sevgilisiyim. Nasıl yani? Herif resmen üç kağıtçı be. Çocuksuz evlilik nerede görülmüş efendim? Tabii yapacaklar. Ay elbette yapacaklar Sedef Hanım ama her şeyin bir zamanı var. Sana ne ya o İfa? Biz çocuk yaparken anamıza babamıza mı sorduk? Hey sorsaydık ben bu kadar genç anneanne olmazdım işte. Ay anneanne falan olmuyorsunuz ya, ben hamile değilim. Ay canım biliyorum, sen karışma. Senin derdin yaşlanmamak İfa, başka bir şey değil. Bülent'in de derdi o efendim, dede lafına bozuluyor. Evladım çoluk çocuk yapmayayım, bir de dede olursak yandık yani. Sedef göbek atacak. Niye yapmayalım canım? Yapacağız tabii. Nasılsınız inşallah? Anne üç kere sordun ya. Sus kız. Baba, Sacit Kral benim arkadaşım. Tamam oğlum anladık. Sacit Bey kusura bakmıyorsun değil mi? Aşk olsun ne kusuru. Hakikaten de öyle yani. Gafur olsun. İsim neydi? Zeynep. Zeynep olsun, hep arkadaşlarım. Zeynep üniversitede okuyor. Ya öyleymiş. Kaçıncı sınıf? Üçe geçeceğim. Üçüncü sınıftan da dersler alıyorum da ben. Enteresan. Maşallah. Nilay, niye gülüyorsun? Gülmedim abi. En sonunda apartmandan birine yüzünü gösterdin kızım. Ya. Biz kapıcıyız diye utanıyor. Kimsenin karşısına çıkmıyor. Ama son zamanlarda köpeği alıyor. Ne hikmetse. Kısmet. Kısmet. Kader işte. Gençler. Yani. Tabii. Senin hayatta bir beklentin kalmış Sedef. Torun bakacaksın. Olay bu. Başka ne olacak ya efendim? Hayatın en tatlı dönemlerinden biri. Ay Tahsin, ne kadar toz pembe bakıyorsun hayata yani. Azizim, küresel ısınma zirvede. 10 yıl sonra buraları çöl olabilir. Böyle bir dünyaya çocuk getirilir mi? Keyfine bakacaksın. Nasıl demagoji yaptın Bülent? Çevre sorunlarıyla ne alakası var çocuk yapmanın? Var ya, ben senin ağzını cihat diye yırtarım hanım. Madem eskisin, çık git adamın hayatından ya. Biz ciddi bir münasebet içindeyiz. Aşif'te. Onun için gecelerini benimle geçiriyor değil mi? Kız kurusu. Sana o lafı aynen geri iade ediyorum. Şişko. Bir kere ona geri iade etmek denmez. Ya geri vermek denir, ya iade etmek denir. Kör cahil. Burhan, bu kadın ilişki milişki bir şeyler diyor. Amca kızı Naila ha? Bana bunu nasıl yaparsın ya? Bir Burhan Altın Top böyle bir durumda şöyle düşünür. Vallahi çayımı da içtim. Ne güzel oturduk. Ben artık yavaş yavaş. Kapı çalıyor. Gafur kardeşim başıma neler geldi biliyor musun? Neler geldi? Evde iki tane kadın. Bak ya. Ben kimleri görüyorum burada? Ne? Arkadaşım Sacit. Merhaba efendim. Merhaba efendim. Merhaba. Ne oldu kanka? Anlat. Şaka.
çapkınlık hikayeleri mi Burhan? Yok canım, ne çapkınlığı? Hayır, öyle iki kadın falan dedin, duydum da. Hayır canım, ne çapkınlığı? Öyle olur mu öyle şey? Ne Gafur? Ay! Nasıl gidiyor? Hı? Kaçtırmaca, hepimiz öyleyiz, ne yapalım? Hayat gailesi. Ya senin bu bir hikayen vardı Cem Bey'le ilgili, onu anlatıyordun. Ben onu tam olarak dinleyemedim. Neydi o ya? Burhan Bey, çay içer misin? Aa, içerim tabii. Zaten biraz vakit geçirmek zorundayım burada. Kalk kızım, çay ver. Kalksana kızım. E, oldu, ben tabii çay koyarım. Aferin sana. Ben de yardım edeyim. Sacit Bey, hamarat insanın hali de başka oluyor. Onu bırak da Gafur, nedir şu Cem hikayesi, anlat bakayım ya. Anlattım ya. Olsun, bir daha anlat. Çok güzel hikaye ya. Vallahi nasıl geçirmiş lafı bizim enişteye, öldüm gülmekten. Uzun uzun anlat. Ya bayılıyorum bu çocuğun muhabbetine. Ben de, ben de. Bence herkes sussun, Gafur anlatsın. Şu anda kimse konuşmasın. En güzeli şu anda o. Ben popüler miyim? Aşağıda bir fotoğraf alabilir miyim? Aa, tabii. Teşekkür ederim. Ben zaten girmeyecektim karaya. Ne? Sen benimle fotoğraf çektiğine utanıyor musun? Tanrıverdi, bu tatil fotoğrafı değil. İş, dergiye basacaklar. Bassınlar canım. Ne olacak? Tanrıverdi de çıksın ya. Kubilay, lütfen erkek dayanışması olayına girmeyin. Ya bırak Kubilay abi, hiç umurumda değil ya. Beş para etmez dergilerde çıksan ne olur, çıkmasan ne olur ya. Tanrıverdi, unutma ki sen de bu dergilerden birinde çalışıyorsun. Tartışmayın ya. Niye gerildiniz ki? Ortamdaki elektriği mahvediyorsunuz. Ya o nasıl tavır öyle Nail'e? Kapıcı dairesinden beni söke söke çıkartıyorsun. Ayıp denen bir şey var. Orada ev sahibim kız arkadaşıyla oturuyor. Herkese rezil oldum ama ya. Dua et de kibarlık ettim. Olanı biteni anlatmadım adama. Ayrıca o adam önce kız kardeşine sahip çıksın. Nail'e, bu hırçın tavırların zaman zaman seksi olsa da çoğu zaman agresif ve sevimsiz oluyorsun. Bunu bil. Yürü içeri Burhan. Benden öyle kolay kolay kurtulamazsın. Of! Hemen de adamı yumuşatıyorsun ha! Vallahi ben çocuk yaptım da ne oldu Sedef? Yapmasaydık belki daha hala birlikte olurdu. Ne? Tabii canım, yalan mı söylüyorum yani? Çocuklar olduktan sonra yüzüme bile bakmadın. Varsa yoksa Cem ve Ece. Çocuklar nerede? Mutfağa gitti. Ah! Eyvah! Nereye yahu? Bırak çocukları rahat şekerim, bizden sıkıldılar herhalde. Olur mu canım? Doktora gitmişler, zamanlama yapmışlar. Hunharca bir plan içine girmişler. Derhal durdurmak gerek, derhal. Açmıyorlar. Ay, kilitlemişler. O zaman ben bir deneyeyim. Yo, ben dede filan olamam. Ya baba ne oluyor ya? Ay ne yapıyorsunuz siz burada? Ayrıca... Belgesel seyrediyoruz. Ne? Siz salonda tartışmaya başlayınca biz biraz baydık da içeride. Niye buraya kapanıp belgesel seyrediyorsunuz? Efendim aile hiçbir şey izlenmiyor adam gibi. Herkes bır 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 konuşuyor. Yani biz de işte böyle kolayını bulup odaya çekilip belgesel izliyoruz. Yani siz her gün geceleri buraya gelip gelip belgesel mi seyrediyorsunuz?
Kim yer bunu? Kim yer bunu derken? Yani iki mankenle yapacağımız çalışma mükemmel olacak. Biliyorum. Birisi geldi. Ne oldu canım? Hiç. Ben de buradayım. Tamam Tanrıverdi. 5 dakikaya kadar yanına geleceğim. Evladım bunlar sormaya utanıyorlar ama siz böyle zamanını kollayıp burada çocuk yapma çalışmaları içine mi giriyorsunuz acaba? Ay hayır. Hayır baba, ne çocuğu ya? Söyledi ki anne öyle bir şey yok diye. Niye bu kapı kilitli o zaman? Efendim bu DVD oynatıcıyı gizli gizli aldık. Hani Sacit fark edip de evine yürütmesin diye. O yüzden kapatıyoruz kapıyı. Bir de belgesel seyrettiğimizi öğrenince dalga geçme ihtimali var tabii. E peki niye böyle günleri hesaplıyorsunuz? Ha? Hadi ona cevap verin. Şimdi anne bu ödüllü belgesel. 6 CD'den oluşuyor. Biz aramızda plan yaptık böyle tarihlere göre. Haftanın belirli günleri 1,5 saatten seyredince 6 haftada bütün DVD setini bitirmiş oluyoruz. Yani belgeseli seyredip ardından da çekim hikayesini seyrediyoruz. Yalnız Kutup Ayıları bölümünü 2 kere seyrettiğimiz için zaten planımız bozuldu. De ben izlerken not aldığım için efendim bazen geriye almak zorunda kalıyoruz. Ya, ya. Bunlar çocuk falan yapamaz. Bunlar çocuk nasıl yapılır bilmiyorlar. O kadar sıkıcılar ki. Babanız çok üzülecek. O da gelsin seyretsin ama sessiz durmak şartıyla. Ya evet kesinlikle, çünkü sürekli yani kim bu, bu kimdi, o kimdi hep bunları soruyor yani. Yani. Hani ne çocuğu yani? Çocuk için daha çok erken ya. Geri alsana, gitti 10 dakika ya. İleriye yönelik iyi bir çalışma oldu bence. Evet, doğru. Çüş ya. Ya bir saattir adamla muhabbet ediyorsun. Ben orada sap gibi bekliyorum ha. Tanrıverdi. Neyse Fatoş, sonra konuşuruz. Affedersin. Sen ne kadar işçin? Ya sarhoş muamelesi yapma bana. Yapraklar olmasa şimdiye kadar çoktan gitmiştim ben. Gitseydim o zaman. Ben burada kalıp iş görüşmesi yapmak zorundayım. Niye beni zor durumda bırakıyorsun? Ya ben bir haftadır seni ne kadar çok zor durumda bırakıyorum. Etrafına kepaze oldun değil mi? Sanki beni zor durumda bırakmak için özellikle yapıyorsun. Ne bu kompleks ya? Kompleks mi? Ortalığa çıkmakla hata mı ettik acaba? Yani baş başa daha iyi gidiyordu. Ben bunu yapamayacağım ya. İyi tamam. Sen şimdi Rakbar'a git. Ben de buradaki işi bitirince oraya gelirim. Yok, toptan yapamayacağım yani. İlişkiyi. Ne demek o? İkinci defa kalkıp gidiyorsun. Nereye?